Halkın Kurtuluş Partisi, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Adalıyalı mevkisinde orman arazilerinin turizm arazisine çevrilerek Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un şirketine tahsis edildiği iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Halkın Kurtuluş Partisi avukatları, Bakan Ersoy'un yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve ilgili kamu görevlileri hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Bu kez de Bodrum Adalıyalı koyundaki bir peşkeşle karşımıza çıktı. Milletvekili Turan Çömez'in verdiği bilgiye göre bu koydaki 95 bin metrekarelik orman arazisi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait. Bu araziyi otel yapmak üzere Bakan Mehmet Nuri Ersoy kendi şirketine tahsis ettiriyor. Ve bu koyda imar raporu olmamasına rağmen de her nasılsa ÇED raporu aldırıyor. Ayrıca da altyapı işlemlerini yapmak üzere de Muğla Büyükşehir Belediyesi borçlandırılıyor. Cennet köşelerden birisi olan burada çok güzel devasa boylardaki 50 bin tane çam ağacının da otele yol yapmak üzere kesileceği söylenmektedir. Şimdi bütün bunlar Türk Ceza Kanunu'nda ve Anayasa'da 169. maddesinde öngörülen düzenlemelere göre suçtur. Halkın Kurtuluş Partisi adına açıklama yapan yetkililer, bu tür suç duyurularının vatan ve halk sevgisinden kaynaklandığını vurgulayarak, vatanın güzel alanlarını ve kıyılarını koruma sorumluluğuyla hareket ettiklerini belirtti. Halkın Kurtuluş Partisi, Mehmet Nuri Ersoy, Murat Kurum ve diğer bürokratlar hakkında yasal süreçte her türlü mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini açıkladı.